Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni vurucu gücü olan Akıncı TİHA tüm dünyaya gövde gösterisi yaptı. Uzun zamandır envantere girmesini soluksuz bir şekilde beklediğimiz taarruzu insansız hava aracı Akıncı, motorundan çıkardığı ses ile birlikte herkesi gururlandırdı. SİHA'ların arkasındaki beyin olan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, dev boyutuna rağmen yere çok yakın bir şekilde, yani alçak uçuş yapan Akıncı TİHA'nın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Görüntülere binlerce beğeni ve yorum gelirken güçlü motorlarından çıkan ses düşmanın huzurunu kaçırdı. Bir pilot gerektirmeden insansız şekilde uçuş gerçekleştirebilen Akıncı TİHA, yaptığı alçak uçuş ile izleyenlerini kendisine hayran bıraktı. Dünyada sadece 3 ülkenin geliştirebildiği taarruzu insansız hava aracı Akıncı TİHA, Türk mühendislere imkan verildiğinde neler yapılabileceğinin de kanıtı niteliğinde. Türkiye'nin en büyük stratejik insansız hava aracı olan Akıncı TİHA, Baykar mühendislerinin uzun süredir yoğun emekler vererek geliştirdiği bir sistem. Bu sistemin envantere girmesi sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada yankı uyandırdı. Peki, dünyada bile bu kadar yankı uyandıran bu sistem neden bu kadar önemli? Türkiye'ye ne gibi özellikler kazandıracak? Doğu Akdeniz'de durumları değiştirecek mi? Gelin hep beraber bunları inceleyelim. Öncelikle Selçuk Bayraktar'ın şu açıklamasını dile getirmek istiyorum. Akıncı 4 yıl sürdü. Bunun yanında insansız savaş uçağı projesi yaklaşık 10 yıllık hayalimiz. Akıncı'yı bugün askere uğurladıktan sonra çok daha büyük özgüvenle diyebiliriz ki artık insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz. Bir yandan da Akıncı'nın seri imalatı devam ediyor. Bugün itibarıyla 9. hava aracını ürettik ama bunların hepsi seri üretim hava aracı değil. Bir kısmı prototip araçlar. Hızla devam ediyor seri üretim. Bayraktar TB2 10 ülkeden fazla ihracat sözleşmesi imzaladı. Türkiye hariç 4 ülkede uçuyor. Biz zaman zaman talepleri yetiştirmekte zorlanıyoruz. Akıncı tabii ki çok daha stratejik platform olduğundan biz ilk tasarlamaya başladığımızda ve projenin ilerleyen safhalarında çok daha fazla ilgi gördü. Öncelikle kendi üretimimizi tamamlayıp uçağı kalifiye edip seri üretime hazır hale getirerek o talepleri değerlendireceğimizi söylemiştik. Akıncı'ya da ciddi bir talep var. Tahminimin çok daha fazlası olacaktır. Daha üst sınıfta ve çok az bulunan bir hava aracı. Burada dikkat çekmek istediğim nokta Baykar makinenin sürekli kendini geliştirerek ürettiği sistemleri bir tık ileri taşıması. Her yeni bir ürün aslında bir sonraki daha gelişmiş ürünün habercisi. Nasıl bu yola Baykar makina mini insansız hava aracıyla başlayıp giderek insansız hava araçlarını geliştirdiyse yoluna aynen bu şekilde devam ediyor. Aynı yeni nesil telefon çıkartmak gibi ama tabii ki daha zoru. İçinde yüzlerce yazılım var bu sistemlerin. Fakat tabii ki her yeni sistemde bu yazılımlar tekrardan hazırlanmıyor. Selçuk Bayraktar bununla alakalı şöyle konuşmuştu. TB3'ün ilk uçuşunu 2022'de yapmak istediklerini belirten Bayraktar, aslında gövdesini tasarlıyoruz. Uçuş bilgisayarları TB2'den aktarılacak. Yazılım adapte edilecek. Akıncı'dan da bazı sistemler aktarılacak. Nispeten bizim için gövdeyi geliştirip kalifiye etmek olacak. Akıncı'nın önemli olma sebeplerinden bir tanesi çok gelişmiş bir sistem olmasının yanı sıra insansız savaş uçağına geçişteki değerli bir durak olacak. Gelelim Akıncı TİHA Türkiye'ye ne gibi özellikler kazandıracak sorusuna. Videonun başında da bahsettiğim gibi Akıncı TİHA bizi dünyada bu teknolojiyi üretebilen 3 ülkeye sokmuştu. Öncelikle Akıncı TİHA 2 turboprop motora ve 1,5 ton yük taşıma kapasitesine sahip. Bayraktar TB2'den tam tamına 10 kat daha fazla yük taşıyabiliyor. Bu devasa taarruzu insansız hava aracı tam tamına 6 ton ağırlığa sahip. Ayrıca hava-hava muharebesi de yapabiliyor ve 24 saat havada kalabiliyor. Akıncı TİHA'nın önemini SİHA'ların arkasındaki beyin olan Selçuk Bayraktar'ın açıklamasından da anlayabiliriz. Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA'nın çok daha stratejik görevlerde kullanılacağını dile getirerek çok daha geniş bir yelpazede mühimmat ailesini taşıyabiliyor. Havadan yere, seyir füzesi, havadan havaya dahil bütün mühimmatları taşıyabiliyor. Görev kapasitesi çok yüksek. Diğer savaş uçaklarıyla insansız olması sebebiyle insanlı uçaklarla yapılamayan görevleri de yapabiliyorsunuz dedi. Bayraktar TB2 ne kadar gelişmiş bir sistem olsa da, savaşların seyrini değiştiren bir teknoloji olarak tanıtılsa da, faydalı yük taşıma kapasitesi düşük olduğundan yetersiz kaldığı durumlar olabiliyordu. Fakat bu durumun Akıncı TİHA'da olma ihtimali neredeyse yok diyebiliriz. Taarruzi İHA sistemi, taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapabiliyor. Akıncı TİHA, savaş uçaklarının yükünü hafifletecek, bu yönüyle de bize çok büyük avantaj sağlayacaktır. Peki, gelelim son olarak Doğu Akdeniz'e.
Doğu Akdeniz'de Akıncı TİHA neden bu kadar kritik bir sistem? Öncelikle Akıncı TİHA'nın envantere girmesi Yunanistan'la büyük paniğe yol açtı. Bunu zaten önceki videolarımızda anlatmıştık. Birçok Yunan gazetesi Akıncı TİHA'nın envantere girmesini büyük manşetlerle Yunan halkına duyurmuştu. Yunan medyasının Akıncı TİHA'yı bu kadar üstüne basarak haber yapmasının sebebi Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye getireceği avantajlar. Bu avantajlar Doğu Akdeniz'deki durumları değiştirecek, bunu özellikle Yunanlar çok iyi biliyor. Akıncı TİHA Doğu Akdeniz'de 24 saat boyunca havada kalabilecek bir sistem. Bu da demek oluyor ki 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasiteli hava-hava muharebesi yapan bir hava aracı içinde pilot olmadan 24 saat boyunca Doğu Akdeniz semalarında gezecek. 900 kilo füze ve bomba taşıyabilen Akıncı TİHA'nın Bayraktar TB2 ile birlikte kullanılması durumunda Yunanistan'ın hava savunma sistemlerini testten geçireceği iddia ediliyor. Akıncı TİHA'nın kullanılmaya başlanmasıyla birlikte bize kazandıracağı bir diğer avantaj ise F-16 savaş uçaklarımızın ömrünü uzatacak olması. Rus S-400 hava savunma sistemlerinin alınmasıyla birlikte F-35 projesinden çıkartıldık ve bu da maalesef savaş uçakları konusunda geri kalmamıza sebep oldu. Böyle bir dönemde Akıncı gibi önemli bir sistemin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılması hava kuvvetlerimize derin bir nefes aldıracaktır. Akıncı TİHA her ne kadar tam olarak bir savaş uçağı olmasa da Baykar firmasından envanterimize katacağı Bayraktar TB3 ve MIUS'la beraber Milli Muharip Uçak envantere girene kadar hava kuvvetlerimize yardımcı olacaktır. Son olarak Akıncı TİHA gibi son derece gelişmiş bir sistemin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne girmiş olması gurur verici. Eriştiğimiz seviye gerçekten çok fazla umut vaat ediyor. Eskiye dönüp baktığımızda yerli tüfeği bile olmayan Türk savunma sanayisi şu an dünyaya silah ihraç ediyor diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.